Merhaba. Bugünlerde kedi sahipleri kedi kumu tercihi konusunda sıkıntı çekmektedirler. Ve bunun neden böyle olduğu piyasada hala hazırda bulunan çeşitliliğin fazlalığına bakarak anlaşılabilir. Kedi kumu firmaları gece gündüz çalışarak, zekice paketler ve reklamlar hazırlayarak birbirlerine üstün gelmeye çalışmaktalar. Ama biz burada paketlerin ne kadar çekici ya da reklam stratejilerinin ne kadar etkili olduğunu değil, kediciklerimizin en çok işine yarayanı bulmaya çalışacağız. Peki biz kedi sahipleri kedilerimiz için kum seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Kediler birçok konuda olduğu gibi kedi kumu konusunda da seçici olabiliyorlar. İlk kural eğer bozuk değilse tamir etme. Eğer kediniz şu an kullandığınız kumu çok seviyorsa o kumu kullanmaya devam etmenizi öneririm. Demek ki kediniz sadece kullandığınız kumu onaylamıyor, aynı zamanda kumu koyduğunuz kutuyu ve onu yerleştirdiğiniz yeri de seviyor demektir. Yine de şöyle bir durum olabilir. Eve yeni bir kedi gelmiştir ya da kediniz yeni bir kum denemeye heveslidir veya siz kullandığınız kumun kedinizin sağlığına ve evinizin hijyen kurallarına uymadığını düşünüyor olabilirsiniz. Çevreye en az zarar veren, süreklilik ve ekonomi sağlayan, daha az toz yayan ve daha iyi topaklanan bir şeyler arıyorsanız bu video sizin için iyi bir yol gösterici olabilir. Ayrıca videonun sonunda sizlere kendi tercihim olan kedi kumundan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Topaklanan kedi kumları. Bu tür kedi kumları genellikle bentonit denilen emici bir kil türünden elde edilmektedir. Yüksek derecede emici olan bu kum kedi idrarıyla temas ettiğinde katı bir topak haline gelir. Topaklanan kum kedi kumunun kalan kısmından kolayca ayrılıp çöpe atılabilmektedir. Bu tür kumlar kesinlikle insanların kullandığı tuvaletlere atılmamalıdır. Zira bu kum ev tesisatının borularında tıkanmaya yol açabilir. Bentonit kedi kumları tüm dünyada en çok tercih edilen kedi kumudur. Uygun fiyatı, kolay temizleniyor olması, kedinizin patisine yapışıp eve yayılma oranının nispeten daha az olması ve koku kontrolü sağlaması açısından vazgeçilmezlerden biridir. Bu kum poşetinden ilk defa boşaltılırken etrafa biraz toz yayabilir ama bu kumu üreten tüm firmaların ürünlerinde böyle değildir. Yani tozsuz olanları da vardır. Bentonit kedi kumu paketlerinin biraz ağır olması dışında pek olumsuz yönü yoktur. Topaklanmayan kedi kumları Bu tür kedi kumları bentonit harici killerden elde edilen bir çeşittir. Kedi kumu tercih aşamasında olanların kafalarını en çok karıştıran kedi kumu türüdür. Çünkü çoğu paketin üzerinde topaklanmaz diye yazmaz. Bu tür topaklanmayan kedi kumu kullananlar pek memnun kalmazlar. Bunun sebebi topaklanmayan kedi kumu adı üstünde kedi idrarıyla temas ettiğinde topaklanmaz ve kedi kumundan alınıp atılmak istendiğinde geride kalıntılar bırakabilir. Bu durum kedi kumunun zamanla nemli hale gelmesine ve koku yaymasına sebep olur. Bu kumlar topaklanan kedi kumlarından daha sık değiştirilme ihtiyacı doğurur. Yine de bazı artı yönleri de vardır. Mesela topaklanan kedi kumlarından daha ucuzdurlar ve bazı kediler bu kumları daha çok sevebilmektedir. Silika jel kristalleri Bu tür kedi kumları küçük silika jel parçalarından oluşan kristallerdir. Silika jel kristalleri aslında birçok farklı alanda da kullanılmaktadır. Bazı yiyeceklerin kutularında, ilaç kutularında ve kıyafetlerin içlerinde küçük paketler halinde yüksek nemli ortamlardan koruyucu olarak kullanılmaktadırlar. Kristal kedi kumları yüksek derecede emicidir. Koku kontrolü sağlarlar ve neredeyse hiç toz yaymazlar. Bazı kedi kumu kullanıcıları diğer kum çeşitleri içinde en az eve yayılma oranının bu kedi kumu türünde olduğunu söylemektedirler. Kristal kedi kumları nispeten daha pahalıdırlar ve kullanım durumuna göre daha az ömürlüdürler. Bazı kediler patilerine bu kristallerin değmesinden ve patilerinin arasına girmesinden hoşlanmazlar. Kediler patilerini temizlemek için yaladıklarında bu kristallerin sindirim sistemlerine gitmesi çok zarar verici olabilir. Bu kedi kumu türü çok emici olsa da emme süreci hızlı değildir ve kedi kabının dibinde toplanan idrar bir süre sonra koku yaymaya ve hijyen hissinin kaybına yol açabilir. Doğal geri dönüştürülebilir kedi kumları Bu tür kedi kumları ağaç kabukları, talaş, kabuklu yemişlerin kabukları ve okaliptus özleri kullanılarak üretilir. Bazı pahalı türleri yüksek emme ve topaklanma özelliği gösterir. Mükemmel koku kontrolü sağlar ve tuvalete atılıp üstüne sifon çekilebilir. Çevreye tamamen zararsızdır ve doğa tarafından zamanla geri dönüştürülebilir. Kedi kumları arasında en pahalı olanları bu türlerdir. Ucuz olanlarında ise yukarıdaki özelliklerin neredeyse hiçbiri yoktur. Son olarak kendi kedilerim için hangi kumu kullandığımı belirtmek isterim. Uzun süre farklı markalar ve çeşitler kullanarak kendi kedim için en iyi kedi kumunu bulduğumu düşünüyorum. Birçok kedi kumu firmasının süper topaklanır, şöyle iyidir, böyle iyidir gibi reklamlarına bakarak çok fazla hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek isterim. Temizmama.com sitesinde bir çeşit bentonit kedi kumu var ve şunu gayet net söyleyebilirim ki fiyat, performans, topaklanma, ve koku kontrolü açısından daha iyisine rastlamadım. Eğer mevcut kedi kumunuzdan memnun değilseniz bu ürünü denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.